Lahana özellikle Rumeli'de ve Balkan göçmenlerinin yerleştiği yerlerde oldukça fazla görülmekle birlikte hemen tüm Anadolu'da yapılan, kullanılan, çokça tercih edilen bir sebzedir. Kelem olarak da bilinir. Kelemin etimolojik olarak baktığımızda Farsça kökenli olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca kapuska olarak da bilinir. Kapuska ise Rusça etli lahana demektir. Mutfağımıza kapuska teriminin ve yemeğinin kazandırılması ise Osmanlı döneminde Müslüman olmuş Rus kökenli hanımların kendi kültürlerine ait yemeklerini eşlerine, dostlarına, çocuklarına yaparak mutfağımıza kazandırdıklarını biliyoruz. Edirne'de ve Trakya'da bolca yapılan etli ya da kıymalı lahanayı yapabilmek için lahanalarımızı doğramayla başlayalım. Yarım su bardağı kadar yağımızı ısıttıktan sonra bir yemeklik doğranmış soğanımızı ilave ediyoruz. Ve sotelemeye başlıyoruz. Soğanımızın içerisine yaklaşık bir 100 gram kadar da kıymamızı koyup kavurmaya devam ediyoruz. Soğanımız ve kıymamız yeterince kavrulduktan sonra içerisine biber ve domates salçamızdan yaklaşık bir dolu kaşık, 1,5 hatta ilave ediyor ve karıştırıyoruz. Çiğ kokusu gidene kadar kavurmaya devam ediyoruz. Bu aşamada ince doğradığımız lahanalarımızı yıkadıktan sonra tenceremize ilave ediyoruz. Bu aşamada ocağımızın ısısını en alt seviyeye getirirsek daha iyi bir sonuç elde ederiz. Suyunu salması için kısık ateşte, ağzı kapalı bir şekilde bir miktar bekletiyoruz. Lahanamızı açtığımızda gördüğünüz gibi sulanmış olduğunu ve yumuşamış, azalmış olduğunu görüyoruz. Şöyle güzelce karıştırmamız gerekiyor bu aşamada. Öldürmemek gerekiyor elbette ki besin değerini kaybettirmemek adına. Şöyle tamamen birbirine yedirdikten sonra sosunu, kıymasını, salçasını, yağını lahanamızla birlikte şöyle iyice yedirdikten sonra çok az bir suya ihtiyacımız olabilir. Kendi suyunu salmaya hala devam edecek. Ama biraz suya ihtiyacımız olabilir. Bu noktada hemen suyumuzu da ilave ediyoruz. Yaklaşık bir bardak kadar su ilave ettik. Ve iyice karıştırarak kısık ateşte kendi suyuyla pişmesini sağlamaya devam edeceğiz. Bu aşamada tuzumuzu da ilave etmek mümkün. Kendi damak tadımıza göre tuzunu ilave edebiliriz. Biraz toz biber ilave edersek çok yakışıyor.
İstenirse toz biberin acı olması da mümkün. Hafif acılı da lezzetli olabiliyor. Özellikle limon suyuyla birlikte servis edildiği söylenir. Hatta bununla birlikte turşu suyuyla da yapıldığı bilinir.